Sokrates Club'a hoş geldiniz. O Deli'nin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Tuğcan, hoş geldin hoş sen bulduk. De. Hoş bulduk. Ne haber abi, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Biraz ufak bir hastalığım vardı. Geçmiş bir, olsun. Mini bir ara vermek zorunda kaldık. O yüzden sağ olasın. Toparladım. Dün biraz gözlerimden bir sıkıntı yaşadım. Nasıl bir sıkıntı? Ağladım falan. Hastalıktan bağımsız bir şeyden sonra. Yok böyle bir ne deniyor onu da bilmiyorum. Sular ki. Sular akıyor böyle. Sular aktı gerçekten bu arada. Evet, ufak bir böyle gözlerim şişti falan. Ama bugün neyse ki güzel uyandım. Çok güzel. Ya bazen gerçi şöyle günlerim oluyor. Ben iyi uyandım, güzel, iyi hissediyorum. Biri geliyor, niye böyle gözüküyorsun falan diye böyle bir moral bozukluğu oluyor. Nasıl? Bir ara otoparkçı bir dostumuz öyle abimiz şey doğru. demişti. Çok kötü gözüküyorsun falan demişti. O çok güzel bir moral bozma yöntemi gerçekten, ya. Gerçekten güne öyle başlamak. Şey görünüyorsun, yok öyle kararlı şeyler bu aç. Evet, bir kelleşmeye karşı bir sergi açacağım. Evet. Ve saçlarımdan oluşacak bir sergi. Bu şey vardır ya, son tutunan şey saçı vardır geriye doğru evet. Tarama. Artık kel herkes de biliyor, o da biliyor ama bir direniyor. Son inkar. Benimki de ona benzer. Gençliğimin saç stilini bugün şöyle bir dağınık imajı yaptım ama buralar maalesef hafif boş. Onu ben Photoshop'la ekleyeceğim. Sen bir topik ekleme şeyi yaparsın artık. O değil değil, MediaMarkt'ın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Hemen duyurumuzu yapalım. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Akıllı telefondan Airfryer'a, Blender'dan ütüye, yüzlerce elektronik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz MediaMarkt'ta da gerçekten. Blender'dan ütüye isimli benim de bir sanat filmim gelecek. Bu şey çay elinden öteğinin devam filmi. Blender'dan evet, bugünün konu sevgili Nazmi Sinan Mıhçı gelecek. Gerçekten çok beğendiğim, çok takdir ettiğim, multi yetenek bir insan kendisi. Muhteşem bir adam. Dayı karakteriyle de bilinir. Bayağı bir konu konuşacağız. Bugün biraz Armağan Çağlayan olacağım. Ve hadi sadece bakalım. Merak ettiklerimi soracağım. Biraz da şöyle duracağım Tuğcan, okeysen. Yok abi, öyle durma. Peki, konuğumuz gelsin o zaman. Gene bizi abi bu dolaba soktular yani. Evet hocam. Başladık mı arada? Başladık evet. Aa öyle mi? Şey yok yani, hoş geldin beş gittin yok falan. Yok abi. Aa, ben de böyle gevşek ek diye duruyorum yani. Ya böyle daha hoşuma gidiyor. Hani evet, muhabbetin hocam. Ortasından giriyorlar çok gibi. Çok süper hocam. Ama her seferinde de bu açıklamayı yaptığım için girilmiyor muhabbetin ortasından. Yok yok, şey güzel hocam, bu dolaba soktulardan devam edebiliriz. Tamam. Bu biraz gene dolaba soktular abi. Bu abi bize. Şey mi, kategori olarak mı mesela işte Mehmet Demirkol vesaire o tabii. Geniş stüdyo. İşte hı-hı. Sen, ben, Sinan Mıhçı, İt Köpek bu tuvalet bu taraflar, kenarı. Evet. Bu arada Mehmet Demirkol'un stüdyosunu bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Bütün alanın tam ortasında. Tabii, tabii, hani tabii, yani tabii, bu kadar artık tabii. Bize bir şey mi burası anlatmak? Burası da bütün alanın tam köşesinde. Bu aç yine Sokrates'le bana nasıl? Abi tuvalet burası bu arada. Evet. Ben ama bana en yakın yerin tuvalet olması beni tanıdıklarını gösterir bu arada. Çok 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 giderim gidersin. Ben. Çok giderim. Bu bir sağlık mıdır acaba yoksa şey mi? Sağlıksızlık olabilir. Gibi bir şey de olabilir ya böyle. Abi o şekerle alakalıymış, insülinle alakalıymış. Çözdüm ben o işi. Tamam. Gitmiyorum artık. Artık iş özü çözmüşler. Evet, Sokrates'in bu arada böyle abi, bir şeyi var. Bir de şey dikkatimi çekti Sokrates'te. Hep bir dışarıdan ses var ya. Evet. Az önce de olduğu gibi. Şey gibi sanki. Sokrates'in böyle bir cüzdanlı kadrosu var. Zorunlu çalıştırdığı. Yüzünü göstermiyorlar ama en azından sesleriyle bir maaşlarını alsınlar diye böyle. Hep bir arkadan gelen böyle sakin, efendi bir ses var. İşte bu Arhan'la evet. Başladı değil mi? Evet. Aynen. Onunla başladı ve devam ediyor. Devam ediyor ve kişiyi de çok olduğundan daha şeyli, statülü gösteren bir evet. Şey. Ben de mesela sırf o yüzden Tuğcan'ın arada ses olarak benimle konuşması talebinde bulundum. Evet. Sağ olsun Tuğcan arada konuşuyor. Mesela Tuğcan bir konuş, ben sanki çok uzmam gibi gözükeceğim. Konuşuyorum abi. O şey. Konuda yani ben de katılıyorum aslında sana. Bence boşa katılıyor çünkü bilmeden katıldı işte mi? Bilmiyorum bu ya. Yani güzel hiç değil mi? Yani evet, hemen biraz... bir statümüz arttı. Tabii tabii. Evet, bunlar evet. Taktik işte. Mehmet abi de yapıyor yani, çok daha lafı bitmeden dönüyor. Arhan bir şey söyleyecek yani. Tabii tabii, hemen sözünü kesiyor. Sen oraya bir gittin de çok lafa giremedin herhalde. Evet, bir iki bölüm denemem oldu. Ama... Ben sen misin lan futbol konuşmak isteyen diye tabii. Beni ülkenin en çok izlenen futbol programına evet, çok güzel ses bir şey olarak. Ya. Ve ben tabii ki orada bayağı bir gerildim. Zaten bu Mehmet abinin bir pan bakışı vardır. Panı biliyorsunuz, kamera hareketi hı-hı, böyle. Evet. Çok şey yapmadığını böyle yavaşça... Kafasını döndürdüğü bir Galatasaray Lisesi dönüşü vardır onun böyle. Yani Mehmet abinin. Sen anlatırken yani
aynen kardeşim falan demez. Yavaş panla seni kadrajdan çıkarır ve devam eder gibi. Kesinlikle aynısı evet. oldu bu tabii, arada tabii. bana da orada. Evet. Bir iki şaka denemem oldu. Onlar çok keyifli. Verir panım yani kenara hemen şey yaparım. O bölümler ama yok çok keyif aldım. Yani izlediğim bir programa ilk defa katıldım. Çok güzel hayatım. Bir şey ya. Ben de izliyorum. Bir de onu hakikaten ben hafta bitince ben bir şeyim futbol izliyorum tabii, yani. Tabii evet. Hemen oradan ben bir aynen. ne olmuş ne bitmiş şey dinliyorum. Gerçekten müthiş bir programcı. Niye biz burada toplaştık? Evet, en küçük odaya toplandık. Yani. Mehmet Demir Kola abi program da bu arada şahane gidiyor. Eyvallah. Dayıyla. Valla güzel ya evet. Dayıyla dediğim ya. Mehmet abiyle falan dedim. Evet, tabii dayı dedim kendini şey yap. Aynı. Mehmet dayıyla. Dayıyla. Orada gerçekten güzel bir dinamik oluşturdunuz. Oldu ya. Oldu. Ya şey de matematiği de çok tatlı oldu. Hı-hı. Çünkü janti adam Mehmet abi. Evet. Bilgi, birikim, donanım onda. Aklına geleni, aklına geleni söyleme, yarım bilgiyle bütün dünyayı biliyormuş gibi davranma, o da dayıda olduğu için. Oradan bir senkronize oldu diye düşünüyoruz bakalım. Evet evet çok güzel. Orada da aslında biraz dayı hakkında merak ettiğim bir şeyler var, onları sormak lütfen isterim abi, sana. Keşke dayı da burada olsaydı. yani sen fake hesabını açan ilk oyuncu ya da içerik üreticisi olabilirsin değil bu arada. Ya? Dayıyı biraz öyle düşündüm evet, ben evet. geçen. Bir Jekyll Hyde durumu var değil mi yani? Ya, bütün şeylerini böyle hani psikolojide gölge tabii, vardır ya. Tabii. Bütün her şeyini oraya yükledin ve oradan da başka bir mizah çıktı aslında. Evet, yani şimdi Sinan'ın ayrı bir... mizah var. Dayının ayrı bir mizah var. Bu bambaşka. Aslında ya bir oyuncunun yapabileceği en üst noktalardan biri abi, gibi geliyor. Çok konforlu. Çok bunun için şu şey. Gerekli ama tabii yani hep söylüyorum. Yani yaptığım mizahı nefret eden, beğenmeyen, komik bulmayan, değerli bulmayan olabilir. Bir tek şey şartı vardı işte bu persona için. Kuklanın çok iyi oynatılması gerekli. Sonra çok iyi oynatıp çok kötü mizah yapabilirsin ama kötü oynatıp iyi mizah yapamazsın. Yani en komik şeyini evet, söylesen de. Aynen. O şart sağladıktan sonra da bir uyum oldu ve hakikaten persona konfor demek yarattıktan sonra. Evet. Çok konforlu bir şey abi. Ve yani. Müthiş bir şey yaptı. Yani bir terapi yöntemi olarak kullanılabilir bu. Ya bazı insanlar için. Yani. Bunu bazen şey dedi. Şimdi ağzına geleni söyle. Şimdi ben sizin Soğuk Savaş'ta geldiğimde işte evet. her şeyi işte söyleyebiliyor. Seksle ilgili aran nasıl seksle? İyi diyelim iyi olsun. Haydi görelim inşallah. Şu anda mesela dayı burada olsa ki hiç planlamıyorum yani hakikaten elime geçirdiğimde dayı ne cevap verecek o zaman çıkıyor ağzından ama o filtresizlik evet. inanılmaz şey ya. Ya keyifli bir durum. İşte mizahın aslında bazı noktaları var gerçekten orada şimdi senin burada karşımda söylediğinde ben gene onu geçirebileceğini bilsem de evet. insanların algısı bazen o şekilde olmuyor. Aynen ama öyle. Dayı gibi bir karakterin çok, söylemesiyle çok konforlu ve çok potansiyeli çok yükseliyor o zaman. Gerçekten çok alan açılıyor. Müthiş evet. bir Jekyll Hyde evet. durumu evet, var. Tamamen oraya yansıtabildiğin aslında çok da cool bir şey. Çok abi, bunun şöyle bir şeyi vardı abi Caner'le bir toplantıya katıldığımızda bir kukla ile ilgili bir şey bir program yapacaksa kukla mizahını anlatırken ben işte önce gösteriyordum. Yani bunu nasıl ofansif bir şey yapabiliriz? İşte şişko ne yapıyorsun falan diye bir. Sonra bunu elimi yapmamaya başladım ve örnek verirken sadece işte kilo verdim zannediyorum ama kafan küçülmüş falan dediği zaman önemli değil. Bunu böyle diyorum. Bunu hep bilerek dedim Enser. Sonra Caner dedi ki abi dikkat ediyor musun? Sadece sesini geriye çekerek insanlara hakaret ediyorsun. Ben dedim evet yani bunu dayıyla yapmalıyım yani. Sadece sesini böyle yaptım zaman insanlara aklına geçen her şeyi söylememelisin. Gerizekalı dedi ve ulan doğru dedim. Bu çok alışkanlık olmuş. Böyle dediğinde her şey olabilir. abi olamaz öyle bir şey. Oldu sesi geri çektiğinde çünkü yani. Çünkü illa o tabii, onu görmesi lazım. Gerekli abi çok yani. Doğru bazen yapmış. Kaçırıyorum ben böyle. O rahatlık çok güzel geliyor çünkü. Peki abi bunun doğuşu belki çok konuşmuşsundur ya ama. Tabii çok millet şey, konuştu yoksa benim için şey belki çok yani. Kısa evet. şey anlamında geçebiliriz. Yani senin zaten yaptığın bir şey miydi? Yoksa bu karakteri ya böyle bir şey yapsam ve bunu öğrensem diye mi yola çıktın? Yok abi ben önce kuklayı çok uzun süredir bir sürü yerde anlattım. Yani 2000 yılında başladım ben kukla oynatmaya. Hatta bir tam Sokrates uygun. Avrupa Basket Şampiyonası'nda Heri Hadiye diye bir NTV bir küçük bir kukla şey yaptık. Anima ile beraber. Anima şirketiyle. Orada başladım. Çok sevdim. Emek verdim böyle. Sonra ikisini verdim. Birleştirdin gibi oldu aslında. İki yolculuğu gibi. Mizahla. Evet. Evet. Sonra abi kuklanın potansiyelini biraz kukla mizahını çözdüm. Yani kuklada ne komik ne komik değil. Ne itici. Şimdi kukla çok itici bir şey de olabiliyor. Onu çözdükten sonra abi bir sürü şey de denedim ben yani. Benim şimdi bir tek kişilik oyunum da var orada da kuklalar var. Bir Yıldız Batıyor isimli.
11 Mart'ta baba sahnede oynuyoruz. Söyleyeyim. Fakat abi dayı şöyle çıktı. Pandemide ben zaten bir çocuk içeriği çekiyordum. Kuklalı. Hala hı-hı, çekmeye devam ediyoruz. Onu ara verdiğimizde falan bu kuklayı bir yetişkin ağzıyla konuşturduğumda ulan potansiyelini çok gördük. Aynı zamanda Nihat da onun şeyiydi. Ulan bunu bir çocuk programıya yapalım. Çünkü elimde bir kukla vardı dayı zaten. Evet. Ama onun kravatı vardı. Bir muhabir kuklaydı. Hatta Sokrates'le bir şeyler çekiyorduk. Yayınlanmadı ama. Onun kravatı söküp falan biraz da o kukla eskimişti ve ağzı zor açılıyordu. Ağzı zor açılıyordu. Ulan dedim o zaman bu... O zaman kafa göme çocuklar haydi görem diye oradan başladı ve bir çocuk içeriğinin içinde en sert bir dayı nasıl olur çıktı denedik ve doğaçlamaya peki, başladık. Peki dayının bu dönüştüğü aslında personandan sonra Sinan'da bir değişiklik oldu mu? Sinan'ın mizahında. Abi kalktı. Yani biraz kalktı abi bir adam yerine kondu. Yani şey açısından diyorum. Oraya taşıdın yok ya bu dayılık dediğim burada ya öyle bir filtre değişikliği oldu mu? Yani çünkü şey var ya şimdi çok iyi söyledin. Dayıyla yaptığım şey ben şimdi giyindim buraya bir zincir takayım. Hı-hı. Aynı dayının evet çocuklar hadi görelim. Abi millet babacım kaldı mı be bu? Hı-hı. Ay sarhoş adam tak dedi be. Baba ne yaptın Levent Kırca? Diyebilenler çıkabilir. Yüz derlerdi abi. Yani kukla mizahıyla bambaşka evet, kukla mizahı yani. Hep şu örneği veriyorum, gene vereceğim yani. Ben konuşurken eğilip senin baksam bu komik olmaz abi. Hı. Fakat burada bir kuklayı konuşurken evet Buğacım nasılsın? Maşallah dese aa ulan dedim yani. Yaptım böyle... bu arada bunu. Evet. Çok savaşta yaptım. Evet Buğacım doya doya bakmak istemiş şimdi. Neyse abi benim içinde bir ilk evet, oldu ilk defa. Taklidiyle baktım hem kendimle baktım falan böyle iyice doya doya baktım. Anlatabildiğim yani bu komik evet, olmayan anladım, şeyler kuklayla olabiliyor onun için uymuyor zaten. Abi aslında benim yani... yaptığım Sinan Mış olarak yaptığım mizahla evet, kukla mizahı olamaz zaten. İkisi farklı bir şey. Çok. Yani şunu söyleyecektim. Bayağı yani yaratıcılığın aslında gittiği yolu sen şu anda bize şey olarak anlattın. Yani bayağı bu buradan bir sürü ya, şey aa, çıkar. Ben yani, dinleyeyim anlattıysam. Böyle. Hayır yani buradan kuklayı alıp başka bir evet, tutku noktası koyduğun zaman aslında evet, zaten başarılı bir yolun şeyini evet, çizdin. Ya şey söylerim onu... yani hakikaten tesadüf değil. Önce kullandığın aracı iyi öğreneceksin. Hı-hı. Ondan sonra nasıl bir şey yaptığını hakikaten bir tesadüfi evet, bir şey yaptığın ve komik oldu diye hayatta hakikaten abi bir şey işte oluyor. Abi işte benim bu hayattaki en büyük mücadelelerimden biri bu düşünceye karşı çıkmak. Yani şöyle müzikten ben hep örnek veriyorum. Mesela müziğin şeyi çok abartılıyor bana sorarsan. Anı. Anı bir gece işte oturuyordum ve kelimeler döküldü falan. Döküldü. Dökülmedi yani. Biliyoruz dökülmedi. Dendi ya. Hakikaten öyle ya. Abi çalışmadan ya, olmaz. Geç bu işleri ya. Geldi oradan onu satmalarına uyuz oluyorum müzisyen. Ya. Tabii ki o anın bir büyüsü var. Bak ya, bir şey demiyorum. Yere geldin ya. Dayının da mesela o mizahı yaparken o an aklına gelen bir şakanın bir büyüsü var. Ama abi onun bir külliyat bir bravo hazırlığı abi, bir çalışması bravo, senin yıllarca bayağı vallahi emek be, göstererek oluşturduğun yani bir şey ama. Öncelikle anatomisini düzgün tutacaksın. Ya tabii dayı ki, konuşurken bunu 10 kere ettim yani. Sana değil de şuraya bakarak konuşsa beze dönüşüyor. Sadece bakışı bile kaysa. Ya, evet. Gibi. Bir de şu abi TED konuşmalarında vardır işte. Kendinizi sevin, hayalleriniz inanın. Engellemeye çalışacaklar. İnanın sevin. Ulan peki ama emek. Günde 8 saat, günde 8 saat çalışmayı niye demiyorsun ya? Ya. İlk diyeceği şey bu ya arkadaşlar günde 8 saat çalışırsanız bir konuda uzmanlaşırsınız demeyip kendinizi sevin, ovun, ovcalayın, okşayınla evet, yani müzisyenlik böyle. Abi insanların kendini sevecek vakti yok. Evet gün abi yani zaten kendinizi onu o kadar sevmeyin zaten hiç üretemezsiniz o kadar severseniz abi yani. Ya biraz sevmek lazım tabii ayrı, ki. Bir ayrı şey ama demiyorum, yani bu 8 saat çalışmayı TED'de hiç söylemiyor evet, hiçbir TED konuşması. Hiç söylemiyorlar evet, evet aynen. Ya mesela şey TED konuşmaları var ona hastayım. Aslında mesela resim çizmenin ya da müzik yapmanın bariyerinin burada olduğu tamam, üzerine ama, bir şey var. Doğru ama tek doğru bu değil abi. Abi önce yani, bir temel, tam tabii, üstüne yaratıcı ama temelsiz. Craft yani. Ben çok güzel düşünüyorum. böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Olmaz yani. Çalıştıktan sonra yine olmayabilir. Hı-hı. Ama çalışmadan o üst bariyeri de geçemezsiniz. Evet. Yani bu tarz konuşan insanlar... Biz de sanki şey gibi çok geçmişiz, başarmışız ve... Şu an gibi böyle şey değil mi? Halbuki Sokrates'in en küçük odasında spesifik bir program yapıyoruz. Kariyerimizin zirvesi de bu yani. Buradan da bir şey yapsınlar ya. Ben yani, artık yani buradan Sokrates yönetimine daha ne desem biz bilmiyorum. Şey ama beni hep yanlış anlıyorlar. Ben futbol konuşmak istiyorum diyorum oraya götürüyorlar. Evet abi. Ben talk show programı yapmak istiyorum tuvaletin yanına veriyorlar. Evet yani
Ben konuyu şöyle ağırlamak istiyorum. Olmuyor. Böyle ağırlayacaksın. Böyle ağırlayacaksın gibi. Tam bir iletişim projesi. Bu arada bunların hepsi şaka tabii ki arkadaşlar. Ya. Böyle bir şey yok. Tuvaletin yanı ama çok güzel kokuyor. Ama nasıl yalan yanı? Nasıl bir yan o? Yani inanılmaz. Yani güzel bir yan. Yani tabii, tabii. Doğru. Kokunun öbür tabii. tarafına doğru bir yan. Abi buradan birazcık seni geçmişe götürmek istiyorum. Bu arada bu konuk olarak şey diyeceğim. Şimdi ben... Burayı işte bu ağacın evet. programına katılmak istedim. Tabii ki dedim. Sonra aklıma şey geldi. Ulan konuksuz kalmışlar. Yani son konuksuz. Çünkü abi seni gösteririm mesela. Kendimden neyse. Biliyorum. Seni çağırdığımız dayı şova günü. En son şeydi. Abi Gülben Ergen veya Boğaç. Ya nasıl? Abi Gülben Ergen'e haber bekliyoruz. Olmadı ki. Ya Boğaç gelecek. Yani ve sen geldiğinde her konu yaptınız. Abi. O kadar mutluyuz ki burada olduğun için. Ya sen de o gün bizi çok kurtardın. Abi böyle. Estağfurullah çok da, tabii ki. Çok güzel bir program oldu. Abi. Ama oluyor peki Sinan Mıkçı deyince. Abi kim o? Bende olmuyor tabii ki. Yani dayı ha tamam. Gelsin abi dayıyla mı geliyor? Of, dayısız mı geliyor? Ya, tamam böyle bir şey oldu mu peki? Abi çok oluyor. Oldu mu? Bir yere çağırıyorlar böyle şey ya. Şimdi dayı abi şöyle ben bunu buradan da söylemiş olayım. Hı-hı. Abi onu bir monitörle oynatmak gerekli. Monitörle oynatmak zordur çünkü... Kameranın gördüğü açıya göre evet. onun anatomisini, bakışını doğru kurmak gerekli. Hı hı. Ve millet çağrı programı, ya monitörsüz de olur. Abi diyorum öyle olmaz yani. Tamam. Dayının belli bir teknik şartları var. O masa yüksek olacak vesaire bilmem ne. Ondan sonra onu yerine getirmeyince... Tamam sen gel. Yani ama böyle gerçekten bir sen gel. Oluyor tamam mu abi sen gel abi, yani olur. Ya. Abi işte yani ama ben şimdi dayı kadar ünlü değilim. Mesela dışarıda beni o kadar tanımıyorum. Bu çok da tatlı bir şey. O artısı da var çok evet. Çok artı bir şey. Ama dayı ünlü olanım. Yani hatta veriyorum. Peki şey oldu mu abi? Yani böyle mesela atıyorum en çok ya yani bir şarkısı çok bilinen gruplar mesela o şarkıdan nefret eder ya müzik grupları. Yıllarca geyiği yapılır ya falan. Ya doğru. Tabii ki dayıdan nefret yok. Ediyor musun değil. Ya da eder ama, misin ama diye abi. Sormuyorum ama bir şey oldu mu? Ulan ya biz benim lan arkasındaki ya, bu, şey başlayacağım dayıya bu, falan. Bir yıldız diye. Batıyor oyunum. Biraz bununla ilgili, biraz kehanet oyunu oldu. Dayıdan önce yaptığım bir oyun. Orada da Binali'de bir türkü barcı var, Karkut'la. Oyunun ortasında onunla karakter ünleniyor ve ondan sonra çatışmaya giriyor. Ve ben bunu dayıdan önce yaptığım bir oyundu. Böyle kehanet gibi oldu. Daha o çatışmaya iyi. Girmedik dayıyla. Yok öyle olmuyor ama şey oluyor. Hı-hı. Yani işte dayının da bazı yerlerdeki mizahı aynı kalabiliyor. Ya abi orada bir tekrara düşecek yine yani mesela Soğuk Savaş çok tatlıydı. Çünkü bir yarışma farklı bilmem ne bir böyle. Bir farklı bir tarafı ben var. De heyecanlanmıştım lan Soğuk Savaş çok tatlı olur dayıyla diye evet, böyle. Evet süperdi bu arada. Yani, izlemeyen arkadaşlar için ya çok keyifli zaten olsun. Soğuk çok Savaş. Ya inanılmaz bir program. İşte dayıyla o keyifliydi ama tekrar bir yere gelip de işte trolleyim işte buraya mesela dayıyla gelsem. Çünkü zaten bir sürü yerde seninle yaptık yapardık aha, gibi bir şeydi. Evet. Program Dayı Show'a konuk oluşumla ilgili evet, şöyle bir evet. Şey söyleyebilirim. Orada da benim ilk gerçekten talk show'a konuk oluşumdu evet. ve nasıl gergindim. Abi anlatamam. Seni VIP ile aldık. Evet. Odanda ne istersen ki aynen, özel isteklerin aynen. oldu. Oldu. Bunları söylemeyeceğim. Evet. Tuvaletin hemen yanını istedim. Yine o. Ve çok da güzel programdı. Ağırladığınız için teşekkür ederim. Sayende oldu ya. Çok tatlı çünkü çok şeydin abi. Dayı için şey gerekli. Hakikaten o mizaha, ya bu bir oyun ya. Ne oynuyoruz hı. abi? Bu oyunu oynuyoruz. Okey evet. diye dediği çok zaman zormuş şey. Çok zormuş ama onu fark ettim evet, orada. Abi. Ve senin, ya o programın, hatta bunu sana da söylemiştim program çıkışında. İnsanların senin oradaki çektiğin cefayı görmeyişi. Can pazarı. İnanılmaz bir şeyden evet. bahsediyoruz bu arada. Ya bunu söylememde bir sakınca yok, var mı? Büyüsü bozulma gibi. Tabii ki programın akışından dolayı onu göstermiyorsunuz ve bütün büyüsü bozulur. Evet. Anlıyorum o şeyi ama böyle bir ben hayatımda bu kadar evet, zorlanan bir insan yani görmedim. Yani şey çok üstte dayı evet bakalım Hülya Hanım. Hülya Avşar böyle konuşuyor ki sonra Hülya Hanım nasılsınız? Aşağıda böyle peçetelerle çıkıp böyle. Abi evet. çok gerçek. Bir tane şey var ya. Dürüm hazırlayan bir tane reis var. Onun yeter mi? Falan diye. Yok o değil. Dur de. Bir aşırı terli dürüm hazırlayan bir reis var. Hatırlıyor musun? Tam öyle abi. Tam öyleydi aşağıda. Yani öyle canlandırırsın. Aşırı terli bir mizah yapıyorum ve yukarı onu sakin. Ve ya ben şeye inanamıyorum abi. Yani çok uzun süre insanlar bence şey zannetmiştir. Bunu bilgiyle söylemiyorum. Tahmin. Sadece ses olarak varsın bunu, ve başka biri oynatıyor evet, evet. zannedilmiştir kesin bu baştan yani. Biraz takıntımdı abi kuklu oynatıcısı takıntımdı. İşte dayı kim seslendiriyor? Seslendirmiyor, oynatıyorum ve bunu hep söylemek istiyordum aslında. Abi, evet. Asıl zor olan konu abi şey, ya yine
Ama bunu hep anlatmam gerekli yani. E'sine A'sına kadar bir ayırmazsan ağzını... Ya canlı gibi mimi var dendiği şey bu aslında. Yani merhaba derken A sonu ve açık bittiği için merhaba deyip kapatsam can mimi olmayacak. Ya bu, yani bu kadar bir aslında ayrıntı var. Bunun bilinmesine gerek yok ama bunu kuklaya sevdalı birileri varsa... Yani bu şekilde oynattıktan sonra üstüne mizah yapın. Yani i̇şte başka türlü çok, olmaz. Yani bence bu abi ben... Zaten kukla abi çok loser bir şey bak normalde şey şimdi kuklanın imajı şudur ya böyle. Boğaç Sinan seni seviyor. Kuki ne yapıyorsun? Falan diye böyle bir loser açılamayan genç bir loser şeyi vardır ya kuklanın doğru, böyle. Ve kukla abi kötü oynatıldığında dünyanın en korkunç, en tahammül edilemez, en sakin şeyine dönüşüyor. Ama yani işte şey oraya normal oturup böyle eğlenceli program çıkaramayan bir sürü insan gördük. Oraya hani bir yandan bu şekilde kuklayı oynatıp o şekilde ama bir de üzerine mizah yapıyor oluşuna ben inanamıyorum. Abi. Ya bana bunu atıyorum o dönem öyle tanışmıyorduk ama ya Boğaç sen şöyle bir dostumuzsun. Evet. Senin bir fikrini almak istiyorum diye gelsen şunu anlatsan sen kafayı mı yedin? Tabii, delirdin abi, mi? Vallahi biz de öyle bir dedi. De onun üzerine mizah mı yapacaksın sen orada yukarıda falan derdin. Sağ ol Boğaç bir de canlı yayın olacak abi. İş değil yani. Ya Allah düşmanın bile onunla terbiye etmesin. Siz delirdiniz yani. Mi canlı ya gerçekten? Nedir yani böyle canlı yayın... Senin birine borcun falan mı vardı? Hakikaten yani böyle yani hala canlı yayın duyunca böyle elim ayağım birbirine giriyor yani. Abi inanamıyorum. Akıl hastalığıydı. Dünyanın en zor işi. Evet abi, gerçekten vallahi. Tebrik ediyorum. Teşekkür hakikaten. Ederim. Sayende çok tatlı program öyle. Olmuştu. Çünkü de ne dersek diyelim gülümseyerek ve o mizah... yani sen çok güzel pasladın. Sen çok zormuş güzel ama o... Evet alışınca ama tatlı oluyor abi. O yüzden birbirimizi mesela, dövdük biz. Çok güzel. Mehmet tamam. abiye geçiyorum şimdi. Evet Mehmet delirmişler Mehmet Demirkol. Şimdi hatırladım Mehmet abi gelemedi diye gelmiştim ben o programa. Bravo abi. Oradaki Gülben Ergen değil. Bak Mehmet abiyle Gülben Ergen'in şeyini görüyor musun? Ya işte. Aynı şey. Ya Mehmet Demirkol'dan sonraki en iyi futbol yorumcusu olarak beni çağırdınız. İşte bu. İkinciyim. İkinciyim. Ama abi konuk canlı yayında şöyle oluyor. Şimdi bu banttan olduğu için bana hatta bir saat seçeneği sundunuz. Şu saat bu saat. Şimdi canlı yayında abi şu gün şu saatte orada olman gerek. Çok zor canlı yayın konuğu bulmak. İnanılmaz zor. Ve biz son güne kadar hep şu ikilemde kalıyorduk abi. İkilemler şöyle yani. Abi Tarkan mı Berke Biceley mi? Abi Berke Biceley kim işte? Yeni bir dizi oyuncusu. Abi Tarkan tabii yani ama işte Tarkan'ın başında olmasa Berke. Berke kim yani? Tarkan mı Berke gibi böyle hep inişler çıkışlar arasında bir konuk. Çok zor abi gerçekten. Abi biraz geçmişe götürüyorum seni. Tabii ki. Felsefe bölümü mezunuymuşsun. Evet yeni öğrendim. Bu bölüme giriş sebebin ileride buradan bir yol almak mıydı? Öyle mi gelişti hayat? Hiç öyle değil abi. Bir dönelim hiç. Ben abi İstanbul'a 95 yılında Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu kazanarak geldim İstanbul Üniversitesi'ne. İlk defa Taşra'dan İstanbul'a geldim böyle. Sadece Taşra'dan da Elbistan'dan, Maraş'tan. Taşra'dan kurtulmak için geldim. Sonra tiyatroyla tanıştım. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Kulübü'yle. Ve oyunculuğa başladım. Hasibe Eren'le aynı işte sene orada tanıştık hatta. Ve hiç derslere girmedim. Sonra tiyatroyu çok sevdim. Üçüncü yılım oldu. Hiç derslere girmedim. Ulan dedim bir bölüm tekrar kazanıp İstanbul Üniversitesi'nde okumalıyım. Oyunculuğa en yakın ne var? İşte felsefe, psikoloji, sosyoloji yazmıştım. 3-4 tercihim vardı. Bir şekilde felsefe geldi abi ve devam ettim. Yani oyunculuğa biraz... Anladım. Ama abi hayatta felsefeci demem kendime. Felsefe tarihini bilirim diyelim. Çünkü... Çok emek isteyen bir şey. Çok değil bilmek gerekiyor. Severek çok... okudun mu? Sıkıldın abi, mı? Yok şeydi. Korku bu ne var. Ya kafamızı ütülediler. Yok abi çok şey. Yani bir de bir oyuncudan daha hevesliydim o yıllarda. Onun için çok da bana enteresan da geliyordu felsefe böyle. Rahat okudum. Bir de faydasını felsefeci gördüm olmak istemeyince zaten dersleri geçip kıyı kıyı bir şey öğrenip mezun olabiliyorsun. Onun gibi bir şeydi. Yazarlığına katkısı olmuş mudur? Oldu abi. Aslında şey oldu ya. O hayatın bir şey oldu. Yani üniversitenin, o bütün o üniversitedeki girdiğim bağların. Direkt felsefenin değil. Ya onunla şöyle bir şey var abi. Bu Pınar kuklaları vardı. Kemik, burun, beyin. Hatırlar mısınız? Yok. Onları da ben oynatıyordum reklamlarını. Sonra onlar biraz reklam popüler olunca biz de röportaj yaptılar. Benim ilk Google'a çıkan şeyim şöyleydi işte. Felsefe mezunusunuz diye sorunca ilk röportajımdır o. Şey demiştim ya mezunum ama dedim yani Hegel'i anlat deseniz anlatamam yani falan diye geçmiştim. Abi sonra başlık şey olmuş. Hegel'i anlatamıyorum diye.
Abi Google'da ne zaman böyle Nazmi Sinan Mış yazsam çok da bilgi yok. Hegel'i felsefeci ama Hegel'i bilmiyor. Hegel'i anlatamıyor. Ya biraz anlatırım dedim yani. O kadar da değil yani. Bir kabaca anlatırım ama. Çok iyi. Abi Hegel'i bilmiyor diye kendimi öyle afişe ettim. Felsefe şeyim böyle abi. Ama abi o başlık olayı ya geldi. Evet niye onu seçtin abi? Hegel'i anlatamam diye yani. Şey ya devamına bir bakmamış abi. İlk sorudan, sorudan başlığı bulmuş yani işi vardı. Ya, bak, ya da bakmıştır hiç enteresan gelmemiş anlattıklarım. Ya bari şunu sanmıyorum abi. Olabilir. Eminim en azından bir farklı cümle kurmuşsundur evet. Ya. Uzun yıllar o çıkıyordu abi. Neyse sonra silindi o. Geçmişte kaldım. Abi birazcık şu multi yetenek konusundan konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var yani. Oyun başta yazarı... benim konuk gibi. Oyun yazarı, oyuncu, dizi, film, tiyatro, sinema, TV programı sunucusu, oyuncu koçu şeklinde bir şey listesi var. Bu abi aç köpekliğin listesidir. Bu bir insanın ne kadar aç köpek bir geçmiş olduğunu listesidir. Ben de kendimi hep böyle... Ya yani bu bir uzmanlık değil. Yok yok bu abi bir uzmanlık bilmem neden öte. Hakikaten fakirliğin müjdeleyicisidir. Şu var abi... Oyunculuk, evet işte İstanbul Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile başladım, devam ettim. Hakikaten uluslararası tiyatrolarla da çalıştım, sevdim. İyi bir oyuncu muyum bilemiyorum yani onu şey değilim. Ama abi oyuncu koştuğu tamamen erken yaşta ben baba oldum. Şimdi benim çocuğum üniversiteye gidiyor. Yani 28 yaşından baba oldum biraz sürpriz bir şekilde. Hayatım güzel bir sürprizi oldu. Onun için abi sürekli para kazanmam gerektiği için oyuncu koştuğuna başladım. Hasibe yapıyordu, bana devretti. Çocuk oyuncu koştuğu. Çok ama çok uzun süre ben çocuk oyuncu koçluğu yaptım abi. Onun için başka bir şeylere de geçemedim. Çünkü sürekli bir para kazanmam gerekiyordu. Onu yaptım. Onun için çok oyunculuk tarafına da kayamadım aslında. Anladım. Ne zaman ben koçluğu bitirdim o zaman oyunculuğa kaydım. Gibi bir durum var. Şu anda yapmıyorsun. Yok. O zaman. Abi şöyle bir yapılacak şey var. Abi hiç değil. Çok zor değil mi? Yani çocuk eskiden çok zordu. Eskiden daha da şöyleydi. Kural yoktu hiçbir çocukları koruyucu kural yani ben halüsinasyon gören çocuk biliyorum abi uykusuzluktan vesaire çok veli hırpaladığım olmuştur alın çocuğunuzu gidin hiçbir şey yapamazlar kaçırın dediğim çok veli olmuştu ben mesela çocuğumun tırnağını bir de takıntı olarak yani sete sokmadım kendi çocuğumun anladım gibi abi uzun onu yaptım sonra abi kendi Bir Yıldız Batıyor oyunumu beraber yazdık ekiple beraber Evrim Orkun'la beraber yazdık. O zaten her şeyin, bütün eteğimdeki taşları döktüğüm şeyin başlangıcı o oyun oldu abi. Yani hepsi şeyden abi, ben şöyleydi abi eskiden, onu da bir söyleyeyim. Çok konuşuyorum ben burada. Abi saçmalıyorsun. Program ya şöyle ben şimdi ben abi, hep derler işte sırtımı ben keçi de oynattım, canlı keçi. Anadolu Net reklamı için ya sırtıma keçi koydular. Ya keçici diye keçiyi koydular ve ellerini geçirip keçi de oynattım, ananas da oynattım. 5 kiloluk teneke de oynattım çünkü şöyleydi. Abi yapar mısın? Yaparım. Yani anladım. Mesela dublaj geliyor abi Okan Bayülgen hatta bunu bana söylemişti Okan'ın aldığı ücreti bir seslendirme vardı işte Okan Bayülgen ya 500 bin istedi 5 bin yapar mısın dedim ki yaparım her türlü yaparım da o bilgi niye verdin bana yani bir önceki bilginin ne gereği vardı ya beni niye mutsuz mu etmek bir 5 bin kazanacağım ya yaparım ben 4 de desen yapardım bak onu yani şeydi mesela bir bilek böyle reklamında şey MC Hammer'ın parmak dansını yapmıştım yapar mısın dediler. Yaparım yani evde çalışıp böyle. Bu hep şeyden abi. Açlıktan ilgilen. Denerim yaparım olur ya. Gibi. Böyle müthiş. Bir mülti yeteneğimden değil. Fakir genlerinden kaynaklı. Ondan da canım. Yani şöyle ben aynı şekilde yorumlarım. Ben de mesela müzikle uğraşmaya çalışıyorum. İşte görsel bir şeyle uğraşmaya çalışıyorum. Bilmem ne yapmaya çalışıyorum falan. Aslında bayağı temelde aynı yerden ama geliyorum ben de. Sen YouTube'u Volkan'a göre kuranlardansın. İkiniz kurdunuz. Sac ayakları olarak gibi böyle yani. Ya şimdi onlar müthiş bir vizyonla yaptı bu işi. Ben abi yok bayağı ya, Volkan, falan diye Volkan hala ikinci arabaya biniyor yani. Şey yani müthiş vizyon. Şu anda Volkan... Hayır vizyon Volkan, para getirir Volkan, demedim ama birinizin, öyle. Birinizin acun olması gerekliydi. YouTube'un acun olmanız gerekliydi. Bunu bir ara oturup evet, hep beraber konuşalım abi niye öyle olmadı diye. Ya ben en azından kendi tarafım çok normal öyle olmaması. Ama yok. Volkan'dan dinlemeyi isterim. Evet onu bir söyleyelim o niye Volkan'ıma. Olmadı. Evet ama siz abi yani inanılmaz... Abi şöyle bir şey söylemişsin. Ulan her an böyle bir şey... Çok korkuyor musun? Suçumu itiraf edecekmişsin gibi. Şöyle bir benzetme daha önce yapılmış. Çok bu arada tekrara giriyorsa yok, sen yok. Beni durdur. Bir dayının bu rahatlığı üzerinden bir huysuz virgin benzetmesi ben dedim yapılmış. Abi. Sen mi dedin bunu? Benim abi. Çok iyi. Ben dedim ki abi Türkiye... Çok doğru diyecektim ben yani, yani büyük efsane abi. Çok büyük hayranıyım. Evet, huysuz bir şey ya ben yani Türkiye'nin en iyi kukla oynatıcısı Seyfi... Dursun şey yani çünkü huysuz virgin bir kukladır aslında diyorsun. Abi inanılmaz yani evet eliyle
oynatmıyor, kendi evet. yapıyor ama müthiş bir persona. Müthiş, o sınırlarını çok iyi çizilmiş. Abi inanılmaz, bunu başka yerde söyledim ama ana akım televizyon reklamında ara bezi demiş bir kadın, huysuz Virgin. Bakın bu ara bezi ne diye abi, yani gerçekten bir ana akımda, yani dizinin prime time'da biz bu bunu kadar seviye, yani. Evet komikti, çok komikti o reklamları, bilirsin yani böyle. Çok hayrandım zaten yani, evet. hala da dayı ona yaklaşmış tabii ki değil bence. Yani çünkü huysuz başka bir seviyeydi. Yani en iyi kukla oynatıcısıdır. Çok aslında doğru bir evet. Benzetme yani o evet. açıdan da. Şöyle abi, ilk biraz önce aslında söyledin Sokrates'le muhabir evet. muhabbetini. Evet evet. Orada dayı karakterine evrilişi çok acayip abi. Çok ya. Yani böyle geri dönüp baktığında şey diyor musun, ulan ya böyle anlarla dolu ya hayat. Abi çok acayip. Bir gerginlik yaratıyor ya, mu sende? Gerginlik, yani... Yok gerginlik değil, hatta şey ya. Hayat böyle abi, hiçbir zaman bu buraya devrilmeyebilirdi. Ben çok hayatımı survivor ettim anlattığıma göre, yani 40 yaşına kadar. Yani dayı hiçbir zaman çıkmayabilir. Hala da böyle yetenekler vardır. Müthiştir ve o kırılmayı yaşayamadan... Yaşayamayabilir. Olabilir evet, abi, şeyi de söylemek maalesef istemiyorum. Maalesef şans büyük bir evet, şey yapın tabii. Ve mutlaka her şeyin bir zamanı olduğunu anladım ama. Yani evet, yani dayı ancak bu 40'lı yaşlarımda ortaya çıkarmış. Onu kabullendim yani böyle. Belki o mizan evet çıkışı. Oturmamıştır. Abi çıksa çıkardı gibi yani böyle. Ama ya şey da, çok garip tesadüf. Yani Sokrates'le böyle bir bağ olması. Çok enteresan. Orkun Yeşim, eski Sokrates, benim de yakın arkadaşım, bizim oyunun yönetmeni. İşte ona gidip ya ben böyle bir şey yapmam. Gene aç köpeklik bak. Ya abi, benim bir şey yapmam gerekli abi. Bir kukla yaptırayım. Bir kukla yaptırayım. Muhabir olsak, sporcularla böyle röportaj yapsam. Hatta bir Fransız basketbolcu. Alan Digno. Ha, onunla böyle zıplayarak. Sevgili Alan, seninle beraber de böyle dayıya böyle. Ama kravatı var. Çok efendi konuşuyor. Biraz aceleci bir tiplemeydi. Çok iyi. Çok da güzel gidiyordu ama şey, zamanı değilmiş abi. Olmadı. Ya belki de. Sonra pandemide evde dururken o kravatıyla. Ben onun kravatını çözüp şöyle bir hava alsın dedi. Evet bir hava alsın diye. Sonra şekil. Benim bir orada bir zincir buldum. Onu boynuna taktım. Hala o ilk taktığım yani. Evde bulduğum zinciri yani taktım. Oradan abi evrildi. Olmayabilirdi hakikaten. Bak hayatta böyle kırılmalar var. Yani şeyi düşününce de belki o şekilde yürüse belki tabii, dayının tabii. ihtiyacını sen hissetmeyecektin ve dayı olmayacak. Oradan bir şey çıkacak. Aynen öyle abi. Falan. Çok buradan acayip. Kelebek etkisine gideriz. Vallahi öyle yani. Çok acayip bir şey. Enteresan gerçekten. Abi birazcık güldür güldürü ve TV oyunculuğu üzerinden evet. bir şeyler tamam sormak abi. Ve konuşmak ya, istiyorum. TV oyunculuğunda... Nasıl gidiyor ve nasıl başladı? Bu mesela düşündüğün bir şey miydi? Bir gün böyle TV'de ben oyuncu olarak hem yazı hem oyunculuğuna katkı sağlayabileceğim bir programda olayım. Yani böyle tabii ki. Abi hep öyle eskiden hatta yani kuklayla para kazanmaz zaten çok hayal bir şeydi abi. Televizyonculuk zaten o seviyede değil de kuklayla bir şey yapacaksın ki falan. Ki olduğu seviye de kötüye gitti. Evet aynen öyle abi. Olay, aynen çok zordu. Tabii ki hep oyunculuk üzerinden heves şey yapıyorduk. Abi ben bu deli işi... Ya bizim şöyle şanssızlığımız var. Anlattık Caner'le. Biz çok iş yapmaya çalıştık. Caner Özgürtlü'yle. Dayı Show'un yapımcısı evet. olduğu için. En son bir işi biz şeye sattık. Bir sürü iş denedik. Olmadı, olmadı, olmadı. Kuklanın da olduğu bir yarışma programını Türk Max'a satmıştık. Sözleşme imzaladık. Dedim ki abi artık tamam mı? Yani buradan dönmez. Lan dedi buraya göktaşı düşmesi gerek dedi. Ki bunu daha önce bir yerde anlattık. Sonra abi düştü. TMSF el koydu ertesi gün ve bütün her şey dağıldı ve TV'de çok oynayamadım yani. Böyle şey yapamadım. En son işte Gülse Birsel'in filminde yılbaşı gecesinde oynadım. Fakat abi şeyden sonra dayı yaptıktan sonra ve kendi yaptığın, kendi yazdığın, kendi doğaçladığın mizah yaptıktan sonra buna hak vereceksin. Şeye hevesin biraz kaçtı oyunculuğa ya da başkasının yazdığı bir şey oynamam değil. Ama o hevesim hedef anladım. Olmaktan çıktı. Daha şey çok daha keyifli yani. Kendi yaptığın işleri sürdürmek, kendi mizahını sürdürmek çok keyifliymiş ya. O herkese bu şeyi nasip etsin. Otosanayi'den yaptığımız yayın. Evet, arada bazı sesler duyabilirsiniz. Hepsi Tuğcan'dan geliyor. Bu duyuruyu yapalım. Sanayi sesleri geliyor. Metal dövüyorum. Endüstriyel bir arkadaşımızdır. Abi biraz sosyal medya ve bunun üzerine bir şey sormak istiyorum. Aslında bunu sevgili editörümüz Sencer yayına sonunda girmeden önce rica etmedi de şöyle bir bilgi var. Şöyle enteresan bir şey gördüm diye söyledi. Hakikaten bana da öyle geldi. Abi Ekşi Sözlük'teki senin hakkındaki ilk entry. Evet o enteresan. Bilmiyorum haberin var tabii, mıydı tabii, ama. Yazıştım bize o. İlk sanırım şeyine. Gördüğü TRT'de tabii, bir... Tabii. Oyunculuk şey muydu o? Neydi? Yoksa abi Tatlı Hayat diye ha, tatlı hayat bir gezi programı aslında. Ha.
Orada şey. Seni abi aslında bir ikinci şey, ya eleştiri şöyle. Yapmış. Biraz abi tatsız onu, bir şekilde. Abi onu lütfen sen açalım ya. Tabii ki abi. Şöyle ki nasıl ki ilk daha hiçbir şey yapmazken işte Hegel'i anlatamıyor dediğin gibi. İlk bir sunuculuktan sonra da ekşide aha entry yazılmış açtığımda dünyada gördüğüm en itici, en hatta şey para kazanması artı suç falan gibi falan böyle bir ağır bir ulan ilk entry böyle benim hakkımda yani böyle. Dünyada gördüğüm en uyuz, en itici, en saçma, en bilmem ne. Abi tamam dedim yani ulan. Yıllarca o tek şey durdu abi. Nazmi Sinan Mıhçı yazınca işte en itici çıkan şey durdu. Sonra abi dayıdan sonra o entry yazan arkadaş bir dayıya güzelleme yapıyor. Sonra fark ediyor ki ilk entry kendi yazmış. Unutmuş da yazdığını yani. Ve senin yazmış, olduğunu dayının evet, arkasına öğrenmiş göre. Ve bana da övgü dolu bir şeyler aha. Yazmış. Sonra fark etmiş ya bunu. Onu sonra bir editlemiş. Uzun bir edit. Bana da bir mesaj evet, attı bu arada böyle. Ne olduğunu da yani sonradan fark ediyor ve kalabilirdi. Yazdığını hatırlıyor. Sonradan da özür diliyor aslında. Ya ben niye böyle bir şey demişim diye. Hiç de gerek yok özürü. Yani orada hakaret de etmiyor. Sadece şey ama, ağır eleştiriyor. Eleştirebilir. O da böyle renk olarak güzel kalıyordu aslında. İlk entry'nin öyle başlaması şeydi. Güzelmiş bu arada. Evet enteresan. Şimdi bana da uzun bir güzel mesaj attı. Yani. Evet abi. Çok iyi. Yani ya, sonradan iletişime geçmiş olmanız evet, da tatlı bir açtık. Şey evet, olmuş. Güzel. Ama yani buradan da şeyde kendisi de yani özür dileme ihtiyacını hissettiği konu herhalde budur diye tahmin ediyorum. Yani biriyle ilgili mesela orada yaptığın bir iş var. Evet. O yaptığın işin sonuçta o sen değilsin. Evet. Yani o işin gerektirdiği aynen bir TRT yani belgeseli bir sunucu da olsan şey de evet. Olsan ne olursa olsun o işteki bir parçanı direkt ismin altına evet. En itici falan abi demek ya ben bunu hala sosyal medyayla ilgili çözemediğim ve hala arada kaldığım noktalardan biri de o. Bir yandan özgür olması gereken abi bir yer. Haklısın. Katılıyorum ama bir yandan da ulan yani bu kadar özgür olmasa mı dediğim böyle. Yok şu olabilir abi ben şeyi bir düşünüyorum. Gidip geliyorum kötü yani. Biri var kötü. Hı-hı. Kötülük yapmış. Evet. Ona bile bir entry girmeye yorulurken birisi bir iş yapıyor. Evet. Hoşuna gitmiyor. Ama bunu yazacak kadar o yaşam, o enerjiyi, o motivasyonu nereden evet, buluyorlar yani böyle. Aynen. O çok acayip abi. Ya bir de ben şey kırılmasını işte bayağı bir ara her canlı yayında şeyde Twitch üzerinde canlı yayın yaparken bunu konu buraya geliyordu ve söylüyordum. Çok kıl olduğum bir konu. Birinin mesela benim hakkımda atıyorum hakaret gibi hı-hı. Olmasa da ya da yani itici değil ama yani nasıl derler? Aslında tatsız bir şey söylemesi diyeyim evet. Öyle geçeyim tamam. Orayı. Bunu ama yaptığım bir iş üzerinden söylemesi ile... Direkt olarak senin üzerine söylemesi arasındaki farkı ben yıllarca anlatamadım. Abi, o yüzden bunu evet. Sencer bana söyleyince ulan dedim ya tam evet. Aslında tam benim mücadele evet. Ettiğim çünkü şey. Çünkü beni tanımıyor etmiyor ve bunu yazmış evet. Ama sonra başka bir işten beğenmiş ve sonra hakikaten evet. Uzun bir özür şey de yazdı ve böyle sağ olsun. İnsanlar sonra bana abi siz de Soğuk Savaş'ta bilmem kime ne şunu diyorsunuz bunu diyorsunuz diyor. Oğlum aynı abi şey mi ya, falan diye yani, bir evet ya. Şey oluyor. Çünkü mesela birinin yaptığı bir işle ilgili ben eleştirilmenin dünyanın en normal tabii şeyi ki. Hatta şakada yapılsın dünyanın en kötü işiydi tabii diyeyim ki, ben. Tabii ki. Falan ama ya birinin kişiliğiyle alakalı ne alakası var abi? Ben bunu marangoza gidip yapabiliyor evet, musun bunu evet. Yani? Hani ne alaka yani, düşününce? Hakikaten yani bu tabii kötü durum, sandalye peki, kötü yapmış ve seni dünyanın şahsi, en itici adamısın en falan itici, diyor musun en, abi? Ve komik değilsin falan evet. Abi sandalye yapmaya çalışıyorum evet. Falan gibi bir şey. Burada peki seni engelliyor mu? Bu arada o tatlı şöyleydi abi. Onu da bir arada geç. O güzel bir şeydi. Bizim bir arkadaşla yaptığımız bir gezi programıydı ama TRT'ye şöyleydi işte Resul amcanın yanındayız. Bahçe böyle vardır o klasik. Evet, yani bize kavali, milletin rızkını yiyen. Şey gibi evet ve kavalıyla bize bir şey çaldı ve bunu çektik biz. İşte kaval da çalınmış. Resul amca kaval çalar mısın dedik. O çalarken yeterli deyip aldık. Bu tip şakalar yapıyorduk. Ha fakat onu öyle TRT'den itici olarak yok, yok 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 abi. Tam tersi. TRT bunu dedi ki ne yapıyorsunuz? Ha. Ya biz TRT'yiz falan diye. Sonra biz onu normal gezi programında yapamadık. Yani biz böyle bir şey planlıyorduk. Onun ucu kesilince böyle aptal bir şeye döndü yani böyle okay, aslında. Oradan arada kalmış doğrudur bir... evet yani itici bulması okay. Normal aslında oradan abi, da. Yani neyse. Ama aslında böyle bir şey planlıyorduk. Mesela evet. Çanakkale'ye gidip hiç Truva'yı göstermeyip böyle boktan bir caddesini gösterip Çanakkale Kiremitçiler Sokağı. Yani bir, ama gideceğiz Çanakkale'ye yani çok otel tutacağız, ekipman götüreceğiz ama Truva'yı da çok ucundan kulağını görüyorlar falan orayı göstermiyor ya yani. Ya da üşeniyor böyle yani falan. Göster kamera oraya dönüyor.
dönecek gibi olmuyor, dönmüyor. Boktan bir yer gösteriyor. Böyle şey planlıyorduk. Çok iyi. Olmadı. Şey yapalım abi, bir tane aşırı üşenen gezi programı evet yapalım ya beraber. Otelden çıkmıyorlar. Sudan arkası inanılmaz keyifli yerler. Şuralarda falan neler var falan. Ya falan. Şimdi kim gidecek oraya? Yattığı yerde madem yapıyor böyle otel adasını. Otelde kahvaltı çekip dönüyorlar falan valla. Hakikaten gidilmesi çok komik olur. Yani bir YouTube programında naif naif konuşur olduk vallahi ya. Birbirimiz hiç ya böyle... Ki dendi programda. Evet dendi, başta dedik onu da kırdık. Böyle gene böyle. Ben de şimdi seni öveceğim. Ulan çok övücü programa evet, şey yapmayalım evet, diye öyle böyle. Öyle bir riski olabiliyor evet bu programda. Yani Ceyda Düvenci ile bilmem ne gibi bir şey oldu abi yani böyle... Ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani müthiş keyifliydi program oldu. Vallahi sağ olun. Biraz ya, gevezeliğim oldu. Sevdiğim için. Yani hayır estağfurullah. Sizin. Ben izleyicilerimizden şöyle özür dileyebilirim. Sinan Burç gibi bir daha böyle bir konuşmayı size gerçekten ünlü gibi ünlü getirecek. Hayır. Bu hafta böyle oldu. Olabilir. Konuk yapmak zor. Haftaya ünlü gibi ünlüyle bu hafta beraberiz. Biraz Armağan Çağlayan oldum ve sadece merak ettiklerimi sordum abi sana. O yüzden bayağı. Vallahi çok keyifliydi. Evimde sohbet etmiş gibi hissettim. Evet yani, ben de öyle hissettim ya vallahi. Genelde tuvaletin yanında sohbet ediyorum. İşte bu abi o gelecek. Sokrates de onu şey yaptı. Buradan sesi nasıl bastırıyorlar şey mi su mu açıyorlar? O sırada tuvalete kimseyi almıyoruz abi öyle. Tamam. Şu an bir çıksak sıradalar. Sıradalar tamam peki. Onur Erdem falan tamam böyle bütün ofiste. Evet Onur Erdem çişi gelmiş, Onur Erdem taklidiyle programı bitiriyoruz evet böyle. Bence Onur Erdem yakıştı. Bir çişi gelir. Yani senin benim gibi gelmez o geliyor adam. Geliyor bu arada. Öyle gelir. Abi adam 2 evet metre adam. Abi 2 metrenin çişini düşünün. Çişini düşünün. Bu düşünceyle bırakarak kapatalım. Bunu hayal edin ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi çok teşekkürler. Teşekkür ederim.